Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın tam ortasındayız, çarşamba günündeyiz ve bizler 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından medya grubumuz olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla süreci sizlere aktarmayı ve değerlendirmeyi sürdürüyoruz. İşte bugüne dair Elazığ depremi sonrasında yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ'da meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında bugün resmi gazetede bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararda Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında bir yardım kampanyası başlatıldığı ifade edilerek bu yardım kampanyasının AFAD'ın görevlendirildiği ifade edildi ve milletin bu kampanyaya destek vermesi yönünde çağrıda bulunuldu. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi. Yardım kampanyasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2093 sayılı kararda Elazığ'da meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 5902 sayılı kanunun 23. maddesi gereğince karar verilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı kararının devamında Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulur ifadeleri kullanıldı. Sayın seyirciler, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen sonrasında Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir yandan mahalle incelemelerini sürdürüyor, bir yandan da vatandaşların taleplerini dinliyor. Her iki bakan da işte önceki gün tarihi Harput Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sahadaki çalışmaları sürüyor. Gün boyu her iki bakan da hem yapılması gereken toplantılara katılmanın yanı sıra sahada da depremin yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını yürütüyor. Bakanlar kentteki bazı bölgelerde yaptıkları incelemelerin ardından bu defa da soluğu tarihi Harput Mahallesi'nde aldı. Bu ne başkan? Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pisa Kulesi'nden bile eğik olan Eğri Minaresi'yle dikkat çeken Ulu Cami ile Şefik Gül Kültür Evi'nde inceleme yaptı. Mahallede biri bak karşıda yerler bak. Orada da bir tane güzel okuma yeri var. Sana çevirmeyi yapayım. Burayı güzel bir sen var. Orası. Orası. Sayın seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut da bugün Meclis Genel Kurulu'nda meclis kürsüsünden Elazığlılar adına bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize teşekkür eden Metin Bulut, depremde de gördük ki Elazığ Türkiye'nin ta kendisiymiş diye konuştu. Elazığ ve Malatya depremi hakkında söz isteyen Elazığ Milletvekili Metin Bulut'a aittir. Buyurun Sayın Bulut. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu kez Elazığ halkının talimatı ile çıktığını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm millete Elazığlılar adına teşekkür etti. Depremde ben Elazığ'daydım. Bir fiil yaşayanlardandım. Tabiri caizse mahşerin mini bir provasıydı. Gerçekten deprem çok şiddetliydi. Depremin şiddetine baktığınızda can kaybımızın az olması gerçekten bizim açımızdan en sevindirici yönüdür.
Değerli milletvekilleri, aslında bugün bu kürsüye Elazığ halkının talimatıyla çıktım. Dediler ki vekilim, git ve bir hakkı teslim et. Deprem anında bütün hükümeti teyakkuz haline geçiren, o soğuk gecede içimizi ısıtan ve bize umut olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür et, hakkını teslim et dediler. Yine daha biz afet bölgesine gitmeden, daha biz afet bölgesine varmadan uçağıyla havalanan üç bakanımıza teşekkür et dediler. O günden bugüne Elazığ kendine mesken edinen, mesai mefhumu bilmeyen, bu uğurda günlerce uykusuz kalan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür et dediler. Ve yine gecesini gündüzüne katan çözüm odaklı yaklaşımıyla Elazığ yeniden inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür et dediler. Yine anında olay yerine intikal eden ve sağlıkta hiçbir aksama yaşanmamasına müsaade etmeyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür et dediler. Ve yine siyaseti bir kenara bırakıp acımızı paylaşmaya gelen tüm siyasi parti temsilcilerine ve bütün belediye başkanlarına, Elazığ halkına teşekkür et dediler. Ve yine ilimize anında intikal eden bütün bakanlarımıza, bakanlığımızın imkanlarıyla ilimize gelen bütün bakanlarımıza ve genel başkan yardımcılarımıza çok teşekkür et dediler. Ben de sürecin başından beri hakikaten hiçbir fedakarlıktan kaçmayan Elazığ valimize, belediye başkanımıza, teşkilatlarımıza, arama kurtarma faaliyetlerine katkı veren bütün sivil toplum kuruluşlarına, özellikle AFAD'a, UMKE'ye, Kızılay'a, jandarmaya ve emniyet teşkilatlarına gerçekten Elazığ halkı adına çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü acımızı paylaşan, gözyaşları gözyaşlarımıza karışan ve duaları dualarımızla buluşan 82 milyon vatandaşımıza etmek istiyorum. Yaşanan depremde Elazığ'ın Türkiye'nin kendisi olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Metin Bulut, devletin güçlü olduğunu ve yaraların bir an önce sarılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Depremde bir şey daha öğrendik. Elazığ sadece bir il değilmiş. Elazığ Türkiye'ymiş, Türkiye'nin kendisiymiş, Türkiye'nin bir cüzüymüş. Bundan dolayı aziz milletimizin her ferdine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, Elazığ'ımız gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Ancak bizler şuna gönülden inanıyoruz ki devletimiz güçlüdür. Devletimiz tüm imkanlarıyla Elazığ'ın, Elazığlı'nın, Malatyalı'nın yanındadır. Bunu da hepimiz yakinen müşahede ettik. Bakın, dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiği anda bile milletini önemseyen, vatandaşını merkeze alan, Elazığlı'yı merkeze alan bir devlet aklına sahibiz. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sayın seyirciler, akşam ajansına canlı yayın konuklarımızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen akabinde tüm Türkiye'den, tüm illerimizden bizlere destek olmak ve yaralarımızı sarmak üzere çok sayıda misafirleri de ağırlıyoruz. Ve bizler de bu kapsamda Kanal Fırat Televizyonu olarak gelen misafirlerimizi sizlerle de buluşturmayı sürdürüyoruz. Yine çok önemli ve değerli iki konuğumuz var. Hemen sizlere tanıştırmak istiyorum.
İstanbul Kartal Elazığlılar Dernek Başkanı Sayın Bekirdağ ve yine İstanbul Kartal Orhantepe Mahalle Muhtarı, aynı zamanda tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Zeki Dağ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi daha önce de sizler Elazığ'a, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, öğrencilerimize destek olmak amacıyla geliyordunuz ama bu kez bir afet yaşadık ve afetin hemen akabinde sizleri de burada görmek, bizlere bu zor günde destek olduğunuzu görmek inanın memnun ediyor. Öncelikle Elazığlılar adına sizlere de teşekkür ediyoruz. Bekir Bey, sizle başlamak isterim. Sizler de depremden hemen sonra bir geldiniz, gittiniz, tekrar geldiniz. Gözlemleriniz nelerdir? Bölgede incelemelerde bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle bizler de teşekkür ediyoruz. 24 Ocak akşamı yaşadığımız depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah'ın bu ve buna benzer olayları, afetleri inşallah bizlere bir kez daha göstermesin temennisinde bulunuyoruz. Biz Kartal'da 17 Ağustos'tan sonra biliyorsunuz Orhantepe Mahallesi'nde yakın zamanda, hatta 6 Şubat'taydı. Değil mi muhtarım? Evet. 6 Şubat'ta bir binamız göçmüştü. Evet. Yani depremi, göçü içinde yaşayan bir Kartallı, İstanbullu olan kardeşlerinizdeniz. Bir de Elazığ bu işin içine girince çok daha etkilendik. Yani üzüntümüzü herkesin hissettiğinden biraz daha hissettiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla o akşam biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla neler yapabiliriz? Biz bu arkadaşlarla toplantı halinde telefonla toplantı yaptık. O an akşamleyin 20.55'te malumunuz deprem gerçekleştiğinde sağ olsun Zeki Bey ertesi gün 25'inde derneğimiz adına ve şahsı adına geldi. Şehir merkezimiz başta olmak üzere Sivrice ilçemizi neler yapabiliriz? Hani gözden kaçan bir şeyler varsa bizlere iletmesini. O şekilde güzel bir çalışma yapmıştı, bize iletti. Biz de çok hızlı bir organize olduk. Organizemize destek veren İstanbul'da Muhtar Dernekler Federasyonumuz var. Selam Bey Başkan nezdinde olmak üzere yönetim kuruluna burada teşekkür ediyorum. Onlarla beraber hiçbir kamu kuruluşu olmaksızın güzel bir çalışma yaptık. İlk aracımız, tırımız gelmişti. İstanbul İl Afet Müdürlüğü ile Elazığ İl Afet Müdürlüğü. Çünkü devlet büyüklerimiz afet koordinasyonuyla bu ilişki kurun demişlerdi. Hı hı. Onu gönderdik, teslim ettik. Devamında daha neler yapabilirdik diye sürekli araştırma içindeyken sağ olsun Zeki Bey, taşımalı öğrencilerimiz var Sivrice ilçemizde. 184 kardeşimizin, onlarla ilgili ayakkabı, bot, kış kabın gibi eksikleri olduğunu, devamında Sivrice sporumuzun eşofmanlarının, formalarının ve yağmurlukların eksikliğini söylemişti. Kendisi, ben derneğim adına da Zeki Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten isabetli, güzel çalışma yapmıştı. Çünkü getirdiğimiz yardımlarda ve şu anda yarın teslim edeceğimiz bu öğrencilerimize ve spor kulübü malzemelerinin şimdiden aldığımız güzel neticeleri bizleri mutlu ediyor. Bu kardeşlerimizin ayakkabı numaralarını, montların, kabanların, bedenlerini, her birinin ismini poşetlendirdi. Güzel şekilde kendilerine takdim edeceğiz inşallah yarın. Bununla birlikte tabii ki deprem üzücü ama devletimizin Elazığ'ı bu kadar hissettirici, devlet babalığını görmek de beni şahsen çok mutlu etmiştir. Devlet büyüklerimize burada teşekkür ediyoruz. Sürekli buradalar, yardım ediyorlar. Kendileriyle de görüşüyoruz. Kısa zamanda da inşallah yaralar sarılacağını ümit ediyoruz. Elazığlı halkı da bu işte Allah'ın izniyle çok kısa zamanda yeni yapılarla bu hasarı atlatacaktır. Her zaman gönlümüz, kalbimiz Elazığlı'dır. Elazığ'la beraberdir. Yaptıklarımızdan ziyade daha neler yapabiliriz'i sürekli kendine soran bir derneğiz. Siz de biliyorsunuz yaklaşık bir 3 ay önce de bir program yapmıştık. Yeni kurulan bir dernek olmakla birlikte. İnşallah bir nebze de olsa sürekli katkı sağlama adına elimizden neler gerekiyorsa bir fazlasını yapacağız. Bu arada dernek yönetim kurulu arkadaşlarımın her birine çok özverili çalıştılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim.
Peki Sayın Zeki Bey, Zeki Dağ, sizler de çok sık, aslında bir ayağınız da Elazığ'da diyebiliriz sizler için. Özellikle depremin hemen akabinde meslektaşlarınız, Elazığ'daki mahalle muhtarlarımız, köy muhtarlarımız da ilk andan beri aslında alanda o devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen yardımların sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi noktasında inanılmaz derecede çaba gösteriyorlar. Sizler de alandaydınız, incelemelerde bulundunuz. Sizin gözleminiz nelerdir? Ya tabii ki bir acı olay yaşadı. Hı hı. Kendim Sivriceliyim. Şimdi merkez Sivrice olduğundan 6.8 dedikten sonra zaten belki bizim de dünyamız yıkıldı. Yani çünkü ben Sivrice'nin bugün 2000 nüfusu varsa 2000 nüfusuna bir akrabayız. Hı hı. Tabii kısa zamanda işte WhatsApp grubundan yani böyle bir şekilden bir iletişim kurulunca rahatladı biraz. Ama hemen ertesi gün işte başkanımızın dediği gibi buraya geldik. Burada gerçekten devletimizin burada olması, yani böyle ne bileyim ki sabaha kadar uykusuz geçen bakanlarımız, cumhurbaşkanımız, ne bileyim başkanlarımız, yani bunlar burada olduğunu görünce insan bir nebze olsa rahatlıyor. Ama evsiz kalanlar için tabii ki bu öyle bir durum değil. Yani şu anda soğukta çadırda duruyorlar. Bir çadırı gezdik, dışarıda duramıyoruz, montumuzu giymişiz, duramıyoruz ama o çadırdaki insanlar çocuklarla beraber yumulmuşlar. Böyle bir arada bekliyorlar ama bu yarını da yok bu çadırların. O bir gün yani çünkü devlet muhakkak inşallah kısa sürede bir hafta 10 gün içinde bunlar konteyner yapıyor ama tabii ki hepsini yetiyor mu yetmiyor mu de onu da bilmiyoruz. Ama sağ olsun dedim ya Allah bir ülkeyi devletsiz bırakmaz insanlar. Yani gerçekten bu çok önemli. Sahibiyiz en azda. Yani böyle işte Cumhurbaşkanımız, milletvekiline, tüm siyasi parti yani en azda bir sahipli olduğumuzu gördük. Sivrice konusu tabii ayrı bir konu. Sivrice'de gölgede kaldı Elazığ. Çünkü merkez Sivrice ama Elazığ'daki tabii afetin daha yüksek olması, evlerin yıkılması, can kaybının olması Sivrice gölgede kaldı. Aslında Sivrice yaralı, gölgede. İnşallah Sivrice bir an evvel ayağa kaldırırlar. Tabii ki bunları kim yapacak? Sivrice halkı kendi bir araya gelmesi lazım. Özveri olması lazım. Devletine sahip çıkması lazım. Verdiği görevleri, verdiği ne bileyim ki yapılan inşaatların işlerinden yardımcı olmaları lazım. Bunları da bir ön ayak olması lazım Sivriceler için. İnşallah dedim ya Sivriceler bir grup kurur da en az da bir heyet şeklinden Sivrice'de yerinden dönüşüm. Kentsel dönüşüm olması gerekir. Çünkü yerinde dönüşüm olmadığı müddetçe sıkıntı olur. Herkesin kendine göre 30, 40 yıl, 50 yıl bir düzeni var. Şimdi bir anda bu acıyı da yaşamış, bu zor anları da yaşamış depremde. Bu saatten sonra da gidip de başka yerde taşımalı yerden oturamaz. Yani halkımızı dolaştık, geziyoruz. Herkesin görüşü birdir, yerinde dönüşüm. Yerinde dönüşüm olduğu zaman tabii ki yani bir aynı evi yapacak, aynı metre yapacak diye bir şey yok. Onlar da özveride bulunacak. 100 metrese 80 olsun ama dizayn bir turizme yakışan bir ilçe olması lazım. Binalar, daireler küçük olsun. İki katlı bir, iki artı bir diyorum işte bir artı bir girişle iki artı olduğu zaman gerçekten böyle tam batıda görüyoruz böyle işte tarihi evler, işte Harbut'u gibi. Olduğu zaman hem Sivrice kalkındırır. Fazla binalar yapılırsa zannedersem İstanbul'daki Sivriceler kendisi de burada ev alma hazırlıkları içindedir. Yani bizim Sivrice'ye dedim ya gölgede kaldı ama inşallah kısa sürede bir hafta 10 gün içinde Elazığ'daki problem biraz rahatlarsa orada Sivrice'ye el atacaklarına eminim. Hatta çalışmaları yapılıyor. Ama sizlerde de ricam belki hani bunları sürekli ve gündeme gelirse Sivrice halkı bir karar alınmış yani böyle işlerinde yerinden dönüşüm. Yani taşınmak istemiyor bir yerine. Yerinden dönüşüm olursa herkes kaderine razı olur. Düşen payına da razı olur. Devlete vereceği parasından da razı olur. Yani bunun için Sivrice'de yerinden dönüşüm olması şart. Efendim şunu hemen ekleyelim. Bizler depremden sonra Sivrice ilçemize de gittiğimizde oradaki vatandaşlarımızın da ifadesiydi. Evet evlerde çatlak var. Çok şükür bir can kaybı yok. Sadece aslında depremin tam merkezi olan Çevrimtaş Köyü'nün zaten
yıkıldığını biliyoruz. Can kaybının Çevrimtaş ve Ilıncak köyünde olduğunu, çok şükür ilçe merkezinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını can kaybı yönünde ifade etmişlerdi. Ve zaten oraya da ihtiyaç sahipleri için, vatandaşlarımız için her türlü yardım imkanı da gitmişti. Elbette ki bölgenin o kısımdan kaydırılarak taşınması veya dediğiniz gibi yerinde dönüşümün olup olmayacağı önümüzdeki günlerde de netlik kazanır. Çünkü Elazığ'da daha fazla can kaybı ve yıkım vardı. O yüzden bu konuda da biraz daha vatandaşlarımızdan da yine devlet yetkililerimiz de ifade ediyor. Biraz daha sabırlı olmaları, sağduyulu olmaları gerekiyor. Zaten bunu biz de sürekli anlatıyoruz. Yani devlet buradadır. Devlet bir kez sahipsiz değilsiniz. Ama büyük bir felaket yaşadı. Yani şimdi anından her tarafa devlet yetişmesi mümkün zordur. Ama sabır etmek lazım. Gerçekten Sivrice belki hani dedim ama gölgede kaldı. Hasarlı binalar çok. Yani kimse o artık şu anda kar yağdığı için gidiyor o binalar oturuyor ama korkuyla yatıyor. Sabah hemen dışarı çıkıyorlar. Şimdi onun için Sivrice yerinde dönüşüm ve Sivrice'de bir de Elazığ'ın kalbidir. Şu anda Sivrice normalden yerinden dönüşümü yapılırsa, güzel bir dizayn bir ilçe yapılırsa Elazığ'a da bir getirisi olacak. Çünkü İnşallah. Turizm bir merkez. İnşallah efendim. Ama şey vardı, bugün biz o havayı aldık. Yani Sivrice'deki hemşerilerimiz yerinde dönüşümde örneğin şu anda 200 metrekare arsaya 200 metre binayı konuşlandırmış. Yeni düzenlemede onun olamayacağını kendileriyle istişare ettiğimizde onlar da hak verdi. Yani illaki tabii ki sosyal alanları olan zemin artı 3 ya da 4 kez Sivrice'de zaten çok yüksek bina yok. Yok, o bir avantaj oldu. İnşallah yeni yerde yerinde dönüşüm zaten bugün de zannediyorum Şehircilik Bakanlığı bir çalışmalar yapıyorlardı. Tekrar söylüyoruz, Allah devletimize zaval vermesin. Aynen. Gerçekten bütün gücünü her yerde hissediyoruz. Kısa zamanda yaraların sarılacağına ümit ediyoruz Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi Kartal'da işte geçtiğimiz kış bir apartmanlarda çökme oldu. Öncesinde bu ülkede 99 depremi geçirdik. 17 Ağustos. Marmara bölgesini genel olarak özellikle İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Gölcük, Yalova çok büyük hasar görmüştü. Elbette ki amacımız o dönemle bu dönemi kıyaslamak değil ama özellikle sivil toplum kuruluşlarının varlığının bu ve benzeri afetlerde artık günümüzde nedenle önemli olduğunu aslında vurgulamak isterim. Evet devlet o zaman da vardı ama biliyoruz ki Elazığ depreminde dünya literatürüne de böyle geçtiğini biliyoruz. Devletin milletiyle birlikte sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekipleriyle birlikte en kısa sürede koordine olup en hızlı şekilde çalışmaların başlandığı bir afet durumu olduğunu da biliyoruz. Şimdi o günden bugüne baktığımızda elbette yine sivil toplum kuruluşlarımız vardı ama bu kadar aktif ve etkin değillerdi. Bugüne baktığınız zaman sivil toplum kuruluşlarını alanda gördük. Sadece Elazığ'da bulunanlar değil, işte sizin gibi dernekler, başka memleketlerin il dernekleri, işte muhtarlar buradaydı, iş dünyası buradaydı. Her alandan insanları görebildik. Bugüne bu şekilde baktığınızda sivil toplum kuruluşlarının bu ülkeler için olmazsa olmaz, yine devlet işleyişiyle birlikte STK'ların alanda olması da bir paralellikle yaraların daha çabuk sarılmasına neden midir? Kesinlikle. Bir de şöyle bakmak gerekir. Yani siz bir STK olabilirsiniz veya tek başınıza bir yardım yapma niyetinde olabilirsiniz. Ama şunu gözlemlersiniz. 17 Ağustos'u anlattınız. Oradan bir örnekle tamamlamaya çalışayım. Şimdi 17 Ağustos'ta ülkemizin ekonomik durumu, gücü ortadaydı. Yani o günle bugünü mukayese etmek söz konusu değil. Bugün gerçekten devletimiz olmadığı kadar güçlü. Her alanda güçlü. Bunu 17 Ağustos'u bizzat Kartal'da yaşayan bir kardeşiniz, bir Elazığlı olarak söylüyor. Biz orada, gerçi Gölcük'te çok büyük kayıplar vardı ama çok üzülerek ifade ediyorum. Yani kimse yoktu diyebilecek bir boyuttaydı. Kişilerin kendi yardımlarıyla, özverileriyle bir şeyler yapılabildi. Ama bugün Allah'ıma şükürler olsun devletimiz o denli güçlü ki yani sadece evinizi yapıp size teslim etmiyor. Evinizi teslim ediyor. Biz inşaat sektörüyle de ilgileniyoruz. Evinizi teslim ettikten sonra sizin paranız varsa veriyorsunuz. Yoksa size
birkaç yıl ödemeksizin uzun vadeli ödeme tablosu sunuyor. Hı hı. Bu güçle orantılı bir şeydir. Devamında eşya parası veriyor. Taşıma yardımı veriyor. Devamında diğer yardımlar olarak bu inşaatlar oluncaya kadar gıda, ısınma, çadır yardımı, bunlar tamamen ekonomiyle orantılı. Hı hı. Şimdi bunu gören STK, bunu gören iş dünyası, yani bakıyor ki devletinin birebir vatandaşının yanında acaba ben de ne yapabilirim? Yani birebir vergisinin, parasının gerçekten yerinde kullandığını görüyor devletinin eliyle. Bir yarışa girdiler. Bir de burada Elazığ ili, her 81 vilayeti çok seviyoruz mutlak ama Elazığ ilini bugün Karadenizli'ye sorun. Evet. Bugün Akdenizli'ye sorun, Ege'liye sorun. Emin olun bir Elazığlı olmanın avantajını, sayın muhtarım da çok kez bunu ifade etmiştir, birebir görüşmüşüzdür. İstanbul'da samimiyetimle, gururla Elazığlıyım diyebiliyoruz. Zannımca bu katkıların STK'larla veya özel sektörle fazla olmasının bir nebze artısı olmuştur. Yani Elazığlı olmanın da bir avantajı olmuştur. Devletin gücü bunun esas lokomotifidir. Elbette. Ve aslında ne kadar da büyük bir sosyal devletmişiz, aslında onu da gördük biz, evet, bu afette. Evet, evet. Gerçekten 81 ildeki milletimizin doğasıyla, gönderdikleri ihtiyaç malzemelerinin yerlerine ulaşmasıyla da, evet, aslında hem gururlandık, evet, üzülüyoruz, evet, üzüldük ama iyi ki de böyle bir milletin evladıymışız diye de, kesinlikle, şükrettik. Kesinlikle. Peki Sayın Zeki Bey, şimdi şunu da gördük biz Elazığ'da. 81 ilimizdeki, elbette İstanbul başta olmak üzere, 81 ilimizde muhtarlık görevini icra eden vatandaşlarımızın da canla başla Elazığ için neler yaptığını gördük. Bu noktadan baktığınızda özellikle muhtarların teşkilatlanmasının bu ve benzeri durumlardaki önemi nedir? Ya tabii ki, yani bir başkanımız dediği gibi ya, Elazığ ismi çok önemlidir. Ben mesela muhtarlık seçimlerinde bile belki rakiplere karşı 1-0 önüne başlıyorum Elazığlı olmam. Çünkü insanlar Elazığ'a güveniyor, milliyetçi, vatanına, devletine, bayrağına saygılı. Şimdi muhtarlarımız depremden sonra, yaptığı yardımdan sonra biz minibüs kiraladık. 16 muhtarımız, 3 tane bayan. Yani o kışın geldik biz Kayseri'de, Pınarbaşı'nda yol kapalıydı. Orada geçemedik. Geceyi de beklemek zorunda kaldık. O yolu katlettik. 20 saatlik yolu biz geldik buraya. Sadece onlar o kadar Elazığ'a hayran ki. Burada işte insanlarımızı gezip bir nebze de kendi bir işte bir faydalı olma çabasını gösterir oradaki gelen muhtarlarımız. Dolaştık, Sivrice'yi gezdik, buraya gezdik, Malatya'ya geçtik. Yani o kadar Elazığ'a duygulular ki bir gece kaldık. Tekrar ertesi gün yola çık görevimi. Yani iki gecesini yoldan geçiren, bir gecesi dinlenen muhtarlarımız Elazığ'a olan sevdası için geldiler. Mesela Trabzonluydu. Zonguldak Muhtarlar Dernek Başkanı geldi bize. Gaziantep Muhtarlar Dernek Başkanı. Ankara Muhtarlar, Kadın Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Serpil Hanım. Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve yönetimleri. Yani biz bu 16 kişi hakikaten de, yani şu anda bu kışın bir minibüsle bir yere gitmek çok zor. Yani bir minibüsle, işte normal yolcu minibüsüyle geldi gitti. Yani böyle bir şey. Ama o eziyete çektiler. Eziyeti de hiç görmediler, mutlu oldular. Buradaki insanlarımızı bir nebze yandı. Karınca misali değil mi? Tabii. Safımız yani, belli olsun dediler. Ve bir de yardım da oldular. Allah razı olsun. Şimdi her muhtarlık kendi önünden topladılar. Ve çok şükür tırımız buraya teslim edildi. Tekrar geri döndükten sonra bir daha çalışma yapalım dediler. Sonra aradılar, dediler ki ya Elazığ'da hakikaten de şu anda ihtiyacımız yok. Biz mesela tırımızı getirdiği zaman, hani dedik ya Sivrice'liyiz, bir Sivrice'ye gönderelim. Sivrice Kaymakamımız, belediye başkanımız aradı, dedi ki haddinden fazla burada yardım var, AFAD'a verin. Yani mesela hangi ilçeye götürsen getir kardeşim, boşver der. Yani olsun, fazla olsun de bizim. Yani onun için bu geçmişken Sivrice Kaymakamımıza, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Hele Kaymakam Bey gerçekten tecrübeli biri. Sivrice için de bir şans oldu. Vali yardımcımızdı burada, oraya gitti. Ben 3 günümü onunla geçirdim, gördüm onu halde. 3 gün montunu bile çıkarmadı, değiştirmedi. Evet. Sayın bakanlarımızla da aynı gün kaldık. Yani gerçekten Elazığlı olmak, ben kendim bir şanslı hissediyorum. İstanbul'da yani bir
Çünkü mesela İstanbul'da 81 il var hemen. Ama sanki İstanbul bir Elazığlı'nın yeridir diye bir rahat ediyoruz. Evet. Bu arada bir telefonumuz var. Biraz önce siz de ismini zikrettiniz. Hemen onu daha da bekletmek istemiyoruz. Sayın Serpil Erenoğlu, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı. İyi akşamlar diliyoruz. Serpil Hanım, hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Efendim, öncelikle bizler de Elazığlılar olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtarımız Zeki Dağ'la birlikte depremin hemen akabinde gelen ilk heyetin içinde sizler de vardınız. Evet, maalesef kötü bir geliş oldu bu. Yani biz defalarca Elazığ'a Mücahit Yanılmaz'ın misafiri olarak geldik, katıldık. Çok keyifli vakitler geçirdik. Birlikte çok ciddi paylaşımlarda bulunduk. Tabii bunun Elazığ'da olması beni gerçekten çok üzdü. Evet. Peki Alo? Efendim. Evet, dinliyoruz efendim. Ha, görüntüye bakınca şaşırdım tabii. Pardon. Yani ben tüm Elazığ ve Malatya halkına büyük geçmiş olsun diliyorum. Çok beklediğimizin çok üstünde, görüntülerin çok üstünde bir zayiat olduğuna maalesef tanıklık etmiş olduk. Tüm İstanbul Muhtarlar Derneği ve Kadın Muhtarlar Derneği temsil eden biz de misafir olduk tabii. Yani katkılarımız olduysa ne mutlu bize, ama bu katkılar gelip geçici elbette ki, oradaki gerçek yaraların sarılması ve bunun devam etmesi önemli. Bunlar bizim yaptıklarımız elbette bir dayanışma çerçevesinde gelip geçici. Biz yani deprem bölgesindeki dolaşmalarımızda da özellikle deprem üstü olan Sivrice'ye de katıldık. Sivrice'deki oradaki halkla da beraber oturduk, sohbet ettik. Birçok yeri kendi gözlerimizle de gördük. Gerçekten içler acısıydı. Ama tek takdir ettiğim şey şu: bu kadar büyük bir yara ve hasar alan halkın ne kadar metanetli olduğunu gördüm. Gerçekten büyük bir metanet ve sükunet içerisindeler. Tabii ki burada İçişleri Bakanımızın oraya ciddi bir şekilde karargah kurması ve halkın her şekilde yanında olduğunu görmek de açıkçası bizi daha da mutlu ediyor. Dolayısıyla Sivrice'deki halkın bu metaneti, ama sohbetlerimizde edindiğim bilgiler de şöyle. Yani onların aslında hani gıda yardımı veya diğer böyle gelip geçici yardımlar değil, ama konutlarında ve Sivrice gibi çok özel bir alanda yeni yapılanmada kendi alanlarından uzaklaştırılmadan konut tahsis edilmesi çok önemli. Asıl talepleri bu. Tabii küçük sistemleri de vardı bu arada. Bu sistemlerin arasında hani sadece bakan gitti, onun dışında de olmadı. Gerçi her yer çok kıymetli, her insan çok kıymetli, ama Sivrice'de gerçekten çok çok büyük bir hasar vardı. Tabii bunu Çevre Bakanlığı ve bakanlıklar takip ediyor. Elbette ki onlar da bu konuda etkili ve yetkili kişiler, ama bizim de işte Zeki muhtarımın defalarca köyüne gittiğim için biz daha çok oradaki hassasiyet bizim için daha farklıydı. Belki biraz duygusal da konuşuyorum, ama edindiğimiz bilgiler ya da diyaloglardan gelişen sonuçlara göre bunları söyleme isteğini duyuyorum. Hep söylerim zaman zaman, Kanal Fırat'ın yayınlarına ben de katıldım. Konuk olarak da katılıyorum. Çok da önemsiyorum kanalınızı. Teşekkür ederiz. Ama bu vesileyle hani duyurmak istediğim, asıl katkı koymak istediğim şey, oradaki halkın yetkililerle ve birlikte hani taleplerine doğru cevaplar verilmesi ve onlara yanında olmaları, yani hem içlerini acıtan duygularının hafifletilmesi, ki şüphemiz yok, hem de orada gelecekle ilgili kaygılarının giderilmesi bizim için çok önemli. Bu kaygılarda da umarım devletimiz her türlü tekrar yanında olur. Çünkü yani orası, her zaman söylediğim gibi, sizce turizm açılması gereken, turizm konusunda desteklenilmesi gereken bir yer. Umarım bu vesile ile de orada farklı yapılaşmalara neden olmadan halkın gerçek talepleri doğrultusunda çözümler üretilir diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle diğer tüm 81 ildeki
vatandaşlarımızın ve elbette ki devletimizin desteğiyle çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve katkı sunduğunuz Tabii için. Tabii çok özür dilerim. Bir muhtar olarak şunu da söylemek Buyurun. İstiyorum. Şimdi bizim muhtarlarımızı da gezdik. Oradaki muhtarların durumları da gerçekten çok zordu. Can havliyle her tarafa saldırıyorlar dolayısıyla. Çünkü vatandaşın talepleri var. Gördüm ki her muhtarlıkta ikişer tane polis ya da jandarma bulunuyor. Onların nezaretinde oluyor ama talepler daha çok muhtarlara doğru geliyor. Yani bunları onların yapmalarını istiyorlar. Bizim muhtar olarak elimizden gelen şey bu talepleri doğru bakanlara, mevkilere iletmekle onların görüşmesini sağlayabilmek. Yoksa bizim elimizde sihirli değneğimiz keşke olsa da biz her şeye onların arzu ettikleri şekilde cevap verebilsek. Canhıraş çalışıyorlardı. Bizimle sohbet edip bir bardak çay içecek kadar bile zamanları yok. Hepsine içten gönülden çok teşekkür ederim. Allah yardımcıları olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Diliyoruz bir dahaki Elazığ ziyaretinizde afetle birlikte meydana gelen yaralarımızın tamamen sarılmasını görmüş olursunuz. Çok daha güzel i̇nşallah. Günleri Çok hep birlikte yaşarız. Çok daha güzel bir Elazığ'da inşallah birlikte oluruz ki dün gece yine oldu galiba 3.8. Takip ediyoruz biz de burada. Gönlümüz, yüreğimiz, kalbimiz sizinle. Eyvallah. Sağ olun. Her şey çok güzel olsun inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Amin. Hepimiz Sevgiler. İçin sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Size de. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet. Sayın Serpil Erenoğlu da gözlemlerini o kadar güzel ve duru bir şekilde anlattı ve aktardı ki inanıyoruz şu an yayınımızla da bir yerlere ulaşıyoruz. Bu noktada özellikle Sivriceli vatandaşlarımızın talepleri de bir şekilde çözüme kavuşur. Peki efendim son olarak neler aktarmak istersiniz bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak? Şimdi bu afet gibi konular insanları çok duygusal yapar her şeyden önce. Yani hayatını kaybedenlerin durumunu anlamak temenniden öte bir şey yapamıyoruz. Bu duygusallıkta herkesin bunu anlayışla karşılamalı. Yani hayatını kaybedenlerine, devamında yaralı olanlara, evini veya iş yerini kaybedenlere, diğer arkadaşlarımızın daha böyle motive edici, daha anlayışlı ki öyle olduğundan şüphem yok da nacizane yine hatırlatma adına olsun. Dayanışma halinde olmalıyız. Birlik ve beraberliğin belki de en çok ihtiyaç olduğu anları yaşıyoruz memleketimiz olarak. Ama sevinmeliyiz ki bugün devletimiz az önce de söylediğim gibi gerçekten tarihimizin en güçlü anına denk gelmesi en azından bu yaraların en hızlı bir şekilde sarılacağına hiçbirimizin zannımca şüphesi yoktur. Allah devletimizden razı olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere malumunuz ilgili bakanlar buraya tabiri caizse yerleştiler. Zaten biz tek tek dolaştığımızda memleketimde herkes bunun farkında. Gıyabında hepsi çok memnun ve mutlular, teşekkür ediyorlar. Allah bir daha böyle bir acılarla değil de daha hoş şeyler konuşmak adına bir arada olmak ümidiyle diyelim. Sizin nezdinizde Fırat ailesine teşekkür ediyoruz. Bu hoş sohbeti yapabilmek veya yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak adına fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet Zeki Bey, siz neler aktaracaksınız? Ya biliyorsun ki Fırat kanalı artık bizim aile kanalımız olmuş. Normalinden günde akşam haberleri, bir de Dilaver Bey çıktı mı tabii reklam oldu da biz normalden izliyoruz. Haberleri zaten buradan alıyoruz. Dediğimiz gibi inşallah böyle afetli günlerde değil de daha iyi günlerden programlar yapmak. Ama işte ne acı ki bunları da yaşamak zorundayız. Evet. İnşallah dedim ya ben hep Sivrice üzerine durdum da ama çünkü Sivrice önemlidir. Sivrice de çadırdandır yani en yakın kardeşlerim veya amcam olacak. Dayılarım. Yani hep bir aileyiz. Şu anda çadırdalar. Ama devletin herhangi bir şikayetleri yok çok şükür. Çünkü her şey yerine varmış. Sadece şu anda sıcak bir yuva bekliyorlar.
İşte inşallah onu da dedim ya, sürekli çalışacağız inşallah. Yerinden kentsel dönüşüm, yerinden kentsel dönüşüm mücadelesi vereceğiz. Devletimiz de zaten böyle bir isteklerden geri çevirmiyor isteklerimizi. İnşallah halkımızla beraber, sivilce halkımızla beraber bir fedakarlık yapacağız. Bu yerinde kentsel dönüşümden evlerimizi yapıp güzel bir turizm ilçesi olacak. Bu turizm ilçesi de iyi olduğu zaman da Elazığ'da biliyorsunuz ki bir ne diyorlar, en büyük giriş anahtarı mı olacak? Hı-hı. Ne bileyim bir ekonomik yönden açısından, ve kültürel tabii açıdan en gelişmiş yeri olacak. Sivilce kalkınırsa Elazığ kalkınır. Yani kendi deyimimizde. Dediğimiz gibi inşallah Sivrice şu anda hakikaten de çadırdalar. Hani çadırdalar? Belki Elazığ'da da çok çadırda var ama Sivrice'nin oturacak hali yok. Şu anda denetimler yapılıyor, çalışma yapılıyor. Devlet açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Fazlasıyla sobasından, bataryasından, elektriğinden, gıdasından sıcak yemeği var orada. Dediğimiz gibi köylerimizden biraz sorun var ama dediğimiz gibi işte bu bir an evveli önünü görmek istiyor vatandaşımız. Hani kentsel dönüşüm işte yerinden olsun, ne zaman başlanacak, başladığı zaman biz hani geçici olarak nerede kalacak işte konu. Şu anda süreç odur. İnşallah bu seneyi bu şekilde atlatacağız. Devletimiz güçlüdür. 5 ayda da 6 ayda da bu işleri bitirir. İnşallah efendim. İnanıyoruz biz de, güveniyoruz devletimize ve milletimize. Elbette dediğiniz çok doğru. Özellikle şu son birkaç gündür aslında deprem günü ve sonrasında da gerçekten çok soğuk havalar hakim Elazığ'a. Biz de hep dualarımızda ve temennilerimizde dışarıda kalan, çadırda kalan vatandaşlarımıza Allah'ın yardım etti duasında bulunuyoruz. Ama bizler de ilk günden bugüne kadar medya grubumuz olarak en doğru şekilde aktarmaya çalıştık Elazığ'daki olanları. Aktarmayı da sürdürüyoruz. Ama neticede bizler de insanız ve çok duygusal anlar da yaşıyoruz. Özellikle tüm milletimizin bize verdiği destek, ettiği dua, devletimizin burada olması, siz gibi değerli isimleri yine Elazığ'da ağırlıyor olmak bizleri çok duygulandırıyor. Elbette bu bir afet, Allah'ın yaptı, gönderdiği bir afet, buna da inanıyoruz. Ama her şerde de bir hayır vardır diyoruz. Birlik olduğumuzu, ülke olarak ne kadar birbirimizi aslında sevdiğimizi ve bağlandığımızı da göstermiş oldu bir kez daha bu deprem. Ben sizlere, emeğinize de çok teşekkür ediyorum. Elazığlılar adına da bir kez daha teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından deprem özel programımızla sizlerle sizlerin karşısında olacağız. Hoşça kalın.